Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kardeşlerim, bugün iman söz ile ameldir. İbadetlerle artar, masiyetle eksilir kısmını işleyeceğiz. Ve biliyorsunuz iman en üst zirvesidir ibadetlerinin. Çünkü iman olmadan ibadet olmaz. İman en üst zirvesi. Ve bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde bizlere bunları söylüyor. Hani ehbirni anil iman, soruyor. İşte sayıyor. En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bunlar bir rükündür. Bazıları kitaplarda imanın şartları diyorlar. Hayır. Namazın şartları tamam. Ama imana gelince imanı rükün dememiz lazım. Rükün. Şart namazın şartları. Ama bir rükündür. Bunların herhangi birini inkar eden olan bir kişi dinden çıkar, Allah korusun. Allah korusun. Bu açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız. Batıl fırkalar bunları, yani bu iman kısımları ta ki Allah'a imandan meleklere, kitaplara kadar hepsine ne yapmışlar? Tevil ede inkar kısmına kadar gelmişlerdir. Ve bunlardan biri Cehb bin Safvan. Allah'ın isim ve sıfatları kabul etmiyor. Öyle. Eş'ab yıkul. Yıkul el iman hiyel ma'rifu bas. İze enti arifti Rabbe khas. Allah mevcud. İmanak ke iman Cibril. Allahu Ekber. Ve hada küfr. Yani ize ma sallaytu ma umma hacca ma abadta ize ma sevayt eyye şey. İmanak ke iman Cibril. Cehenn bin Sufan diyor ki iman marifetten ibarettir diyor. Eğer sen hiçbir namaz kılmasan bile, namaz kılmasan, yani hiçbir ibadet yapmasan bile senin imanın ile Cibril imanı arasında hiçbir fark yoktur diyor Cehenn bin Sufan. Bu bir küfürdür. El-iman marifetten ibarettir diyor. Peki bu insanlar neden buraya kadar geldiler? Ta'til ede, teşbih ede, temsil ede, tekif ede, bu şekilde Allah korusun inkar yolunu seçtiler. Oysa amentu billahi, Allah öyle iman ki, öyle iman edeceksin ki Allah yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halkeden, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan olduğunu bileceksin ve seni gözetleyen ve seni tekvin eden Yüce Allah'ın kendisinden başka kimse olmadığını kalbinde tasdik edeceksin. Aynı zamanda iman, dille ikrar, kalple tasdik ve azalarla amel etmektir. İman sadece sözden ibaret değildir. Şimdi birçok Müslüman müezzin efendi ezanı bitirdiği zaman en sonunda ne diyor? La ilahe illallah. Ne diyor? Bakınlar. La ilahe illallah. Salli. Ma bu salli. Se'elle vahe bu salli. Kal ana emmi bu salli. Ama bu salli. Ama bu salli. Sorduk birisine. Kıl namazını. Diyor ki anlam kırar. Çünkü iman efendi müezzinde en son ne der? La ilahe illallah bitiriyor ya. Adam der ki la ilahe illallah. Tabi namaz kıl, kılmıyor. Benim annem namaz kılıyor. Geçenlerde sorduk. Diyor ki benim annem namaz kılıyor. İşte bu iman. Yani ne demek yani la ilahe illallah, bitmiş mi yani? Yani dille söylemesen, kalbinde tasdik etmesen, azalarla amel etmesen bitmiş midir? Bu Cehenn bin Sıfır'ın akidesi. Ama miskinin haberi yok. O açıdan dikkat edelim kardeşler. Dinimiz kema emarana rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olması gerekiyor.
Aksi halde vallahi el Cibriye, el Butriye, el Abtariye, el Yezidiye, el Kureyniye, el Haseniye, el Kadiyaniye, el Abtariye, el İsmailiye ve daha birçok fırkaların düştüğü hatalara düşmemek içten bile değildir. İman, Rabbimin emretmiş olduğu şekilde iman edeceğiz. Öyle bir Rabbimiz var ki inne rabbeke le bil mirsad. Öyle bir Rabbimiz var ki gözeten, kollayan, bizi rahmetiyle çepeçevre kuşatan halinde iman etmeliyiz. Öyle bir Rabbimiz var ki o zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşın üzerine sesini ve yürümesini Allah duyar. Öyle bir Rabbimiz var ki 10 kilometre yerin altında solucanların rızkını veren benim Rabbim. Öyle bir Rabbim var ki bu güneş dünyaya 1 metre yaklaştırsa kül olur dünya. Şu güneş dünyadan 1 metre uzaklaştırsa buz olur dünya ki bizim Rabbimizin elindedir. Evet. Bir kişi öyle iman edecek. Bakınız kardeşlerim. Bu Cehennem-i Sufan tevil ede ede, tatil ede ede inkar kısmını seçtir. Neden? Ama halbuki bütün yapmış olduğu teviller ayet ve hadislere dayalı yaptılar. Şimdi Cehennem-i Sufan isim ve sıfatlarda tevil ettiği zaman diyor ki şimdi Allah görüyorsa insan da görüyor. Allah konuşuyorsa da insan da konuşuyor. Allah nasıl yani? Biz bunları kabul etmiyoruz. Leyse kemislihi şey, bir de ayet getiriyorlar. Ama kafalarına, izanlarına, akıllarına göre ayetleri tefsir ediyorlar. Allah görüyorsa şanına yaraşır bir şekilde, işitiyorsa şanına yaraşır bir şekilde, bu şekilde iman edeceğiz. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا Musa ile konuştu. Nasıl? Allahu alem bilmiyoruz. Şanına yaraşır bir şekilde Allah. Bu şekilde iman edeceğiz. İman et ve bunları kapat. Aksi halde bunların kuyruğuna takılırsın, Allah korusun. Allah korusun ya.